Canım arkadaşlarım, herkese selam. Ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, özellikle bu mevsim geçişlerinde sevgili arkadaşlar çok dikkat etmemiz gerekiyor sağlığımıza. Böyle beslenmemize falan dikkat etmemiz lazım. Vitaminlerimizi eksik etmeyelim ki şu geçiş dönemlerinde hasta olmayalım. Bu geçiş dönemlerinde hasta olmamız demek Çalışma rutinimizi sevgili arkadaşlarım bozmamız demek ve bir hafta 10 gün çalışma rutinini bozarsan bir daha çok geç çok fazlaca geç toparlanırsın ve artık e, çalışma rutini diye bir şey kalmayacaktır. Çünkü sevgili arkadaşlarım o aradaki 10 gün seni fazlasıyla geriye düşürecektir. Dolayısıyla çok dikkat etmemiz lazım bu yüzden ben de sevgili arkadaşlar böyle hasta olacağım falan hissettiğim zaman mutlaka limonumu falan eksik etmem böyle e, ilaçlarımı ilaçlarımı aksatmadan kullanırım ki hasta olmayayım. Çünkü arkadaşlar benim de hasta olmam demek senin de çalışma rutinin bozulacağı anlamına geliyor. Evet gençler AYT kampında AYT konu anlatım serisinde nerede kalmıştık? Tek ve çift fonksiyonlarda kaldık arkadaşlar. Tek ve çift fonksiyonlar nelermiş neler değilmiş şimdi bunları inceleyeceğiz. Tek ve çift fonksiyonlarla sadece ama sadece burada mı karşılaşacaksın? Hayır matematiğin diğer konularında da ihtiyacın olacağı bir konu olduğu için çok dikkatli dinlemende fayda var. Evet abone olduysan ve videoyu da beğendiysen hadi geçelim bakalım dersimize. Evet fonksiyonların dördüncü dersinde tek ve çift fonksiyonlardayız sevgili arkadaşlarım. Öncelikle fonksiyonumuz nasıl bir fonksiyon? A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon ve ben bu tanım kümesinden seçeceğim her x elemanı için, her x elemanı için f eksi x yani x gördüğüm yere eksi x yazdığım takdirde bu yine f x'e eşit oluyorsa o halde benim fonksiyonum çift fonksiyondur diyeceğim. Tamam. Eğer ki sen gidip x gördüğün yere eksi x yazdın ve bu sana az önceki fonksiyonunun eksilisini verdiyse işte o zaman da ben bu fonksiyonlara tek fonksiyon diyeceğim. Şimdi burada sevgili arkadaşlarım düzeltmem gereken bir yer var. O da şurası. Tek ve çift fonksiyonlarda sevgili arkadaşlar. Ben e, buradaki aralığı yani f a'dan b'ye diyoruz ya aslına bakarsan şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yani benim burada eksi x'leri de sevgili arkadaşlar işin içine dahil etmem gerektiği için buradaki a ve b tanım kümesi dediğim şey simetrik aralıklardan da oluşmak zorunda. Tamam Bak şurası simetrik aralıklardan da oluşmak zorunda. Neden? Çünkü f3 örnek veriyorum. E, varsayalım ki çift fonksiyon olsun. Eksi -3'ü de benim burada yerine yazmam lazım. Çünkü f3 neyse mesela 4 diyelim. f-3'ün eksi de 4 çıkabilmesi gerekiyor. İşte bundan kaynaklı benim tanım kümemin de simetrik aralık olması şarttır. Evet. Bu tek ve çift fonksiyonların sevgili arkadaşlarım grafikleriyle alakalı nasıl yorum yapabiliriz? Grafikler y eksenine göre simetrikse sevgili arkadaşlar, tamam? Y eksenine göre simetrikse Bizim bu fonksiyonumuzun grafiği çift bir fonksiyona aittir ve orijine göre simetrikse de tek fonksiyona aittir diyeceğiz. Burada sevgili arkadaşlar, eğer ki benim eğer ki benim fonksiyonumun kuralı polinom şeklinde ise üstler daima çift olmak zorunda. Eğer ki yine polinom şeklinde ise polinom şeklinde olanların üstleri çiftse çift fonksiyon olmak zorunda, üstleri tekse tek fonksiyon olmak zorunda ki grafikleri grafikleriyle alakalı da şu şekilde bir yorum yapabiliriz. Mesela y eksenine göre simetrik bir fonksiyon, x küp fonksiyonunu düşünecek olursak, x küp fonksiyonunun grafiği aşağı yukarı böyledir. Ve bu orijine göre simetriktir. Orijine göre simetrikliği nasıl ifade edebiliriz? İşte örnek veriyorum. Şu kısmı aldım. Tamam, orijine kadar olan kısmı aldım. x eksenine göre simetriğini aldım, şu geldi. y eksenine göre simetriğini de yani şunun y eksenine göre simetrini alınca da bu geliyorsa ki az önceki fonksiyonun üzerine de örtüyorsa demek ki bu artık benim için tek fonksiyondur. Orijine göre simetriktir diyeceğim. Y eksenine göre simetriyi zaten biliyorsunuz. X kare fonksiyonunu düşünecek olursanız arkadaşlar. X kare fonksiyonumuz da şu şekildeydi. Ve gördüğünüz üzere bunun simetri ekseni Y ekseninin ta kendisi olmuş oldu. Böylelikle Y eksenine göre simetriktir diyeceğiz. Bu çift fonksiyon ve dikkat et polinom biçiminde olduğu için üssü çift. Bu da tek fonksiyon ve dikkat et polinom biçimde olduğu için üssü tek olan bir fonksiyon dedik. Şimdi 22. sayfamıza doğru geçiyoruz. Örneğimize bir bakalım. 22. örnekte aşağıda verilen fonksiyonları teklik çiftlik bakımından inceleyiniz demiş bize. İnceleyelim bakalım. fx eşittir x kare artı 5. Aa burada 5 var. Tek burası çift değil mi? Aman böyle yanılgılara düşme güzel kardeşim. Aman. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bak x kare üstüne çift abi. E burada 5 var hocam tek ama x'in kuvveti değil ki o 5. Sen buranın aslında 5 çarpı x üzeri 0 olduğunu bileceksin ve 0'ın da yani x'in kuvvetinin de çift olduğunu bileceksin. E kuvvetler çiftse e biz buna çift fonksiyon demiştik. Velev ki sen bunu buradan anlamadın. Velev ki buradan yapamadın. Başka bir şekilde düşünebilir miyiz hocam? Tabii ki düşünürsün bak. Çift fonksiyon için x gördüğümüz yere eksi x'i yazalım. f eksi x eşittir. Ne olur? Eksi x'in karesi artı 5 olur. Peki eksi x'in karesi ne? x kare artı 5. Peki x kare artı 5 neye eşit f x'e? Şimdi dolaylı yoldan hangisi hangisine eşit olmuş oldu? x gördüğüm yere eksi x'i yazdım. Bu f x'in ta kendisini verdi. E bunlar birbirine bu şekilde eşit oluyorlarsa çift fonksiyondur diyorduk Biliyorsun fx eşittir x küp eksi 8 x direkt üstlerine bakacağım 3 ve burası da ne 1 e o zaman bu nasıl fonksiyon kesinlikle tek fonksiyon çünkü polinom biçiminde ve üstleri tek 2x artı 4 Şimdi burada x üzeri 0 olduğu için burası çift fonksiyon. Şurası tek fonksiyon üssü 1 olduğu için tek fonksiyonla çift fonksiyonu toplarsak tek fonksiyon olur gibi bir yanılgıya lütfen düşme. O sadece reel sayılarda tekli çiftli alakalıydı. Bir tek sayıyla çift sayının toplamı tektir ama tek fonksiyonla çift fonksiyonun toplamı öyle tektir falan denilemez. Bu fonksiyon ne tek ne de çift bir fonksiyondur. O halde buradan şunu da söylemek lazım bir fonksiyon tek veya çift olmak zorunda değildir arkadaşlar. Sadece ama sadece teklik çiftlik özel bir kavram ve güzel bir kavram olduğu için de sevgili arkadaşlarım biz ne yapıyoruz bunları getirip şeyde yazıyoruz. Burada anlatıyoruz tek tek çiftlik fonksiyonu diye tek fonksiyon çift fonksiyon diye ama her fonksiyon tek veya çift olmak zorunda da değil böyle bir zorunluluğumuz yok. Evet fx fonksiyonuna bakalım. Şimdi fx fonksiyonu için sevgili arkadaşlarım olay bu. E ben bunu şimdi gidip parçalı biçimde ifade edebilirim tabii ki. Ya da bunu şöyle düşünelim. Parçalı biçimde ifade ederken ya da parçalı yapalım ya. x küp çarpı x fonksiyonu. Bunun kritik noktası sevgili arkadaşlarım x eşittir sıfır olduğundan bir x sıfırdan küçükse diyelim bir de x sıfırdan büyük veya eşitse diyelim x sıfırdan küçükse şurası zaten x küp onda sıkıntı yok. Burası da eksi x diye çıkacağı için eksi x üzeri 4 olacaktır. Sıfırdan büyükse de burası x üzeri 4 gelecektir. Tamam. E şimdi hocam mesela ben f5'in ne olduğunu biliyorum. 5 üzeri 4 olduğunu biliyorum. Peki f eksi 5'e bakalım şimdi. f eksi 5 de f5'e eşit çıkarsa çift fonksiyon diyeceğiz. Çıkmazsa o zaman tekliğine de bakacağız. Tabii negatifi çıkmış mı ona bakacağız. f eksi 5. Eksi 5'i yerine yazarsam eksisi şuradaki eksisi. Eksi 5'in dördüncü kuvveti. Yazdım. Şurası ne? 5'in dördüncü kuvveti değil mi? Önünde var. Eksi var. Şimdi burası 5 üzeri 4. Burası eksi 5 üzeri 4 çıktı. Yani f eksi 5 f5'in eksilisi mi çıktı? O zaman nasıl fonksiyon oluyordu? Tek fonksiyon oluyor. Demek ki buradaki fonksiyonumuz tektir diyeceğiz sevgili gençler. Ve son olarak fx fonksiyonu x kare artı 1 çarpı x üzeri 4 artı 5 olarak bize verilmiş. Ben bunları dağıtırsam. Dağıtmadan da yapılabildiğini göstereceğiz. Şunların ikisini çarpımı x üzeri 6. x kare ile 5'in çarpımı 5x kare. 1 kere x üzeri 4, x üzeri 4 ve 1 kere 5'te 5 gelir. Bak üstü çift, üstü çift, üstü çift. Buradaki x üzeri 0'ın da üstü çift. Dolayısıyla nasıl fonksiyon diyoruz? Çift fonksiyondur diyoruz. Burada şurası çift fonksiyondu, burası da çift fonksiyondu. Hocam bunların çarpımı çift fonksiyon gelir mi? Gelir. Tamam gelir. Bunda bir sıkıntı yok. Tek fonksiyonla tek fonksiyonun çarpımı işte o zaman tek fonksiyon olmayabilir ama çift fonksiyonla çift fonksiyon çarpacak olursak çift fonksiyondur diyebiliriz. 22. örneğimizde geçtik artık 23'teyiz. Dikkatli bir şekilde dinliyorsun soruyu. Diyor ki bana F çift fonksiyon, G de tek fonksiyondur. F'in çift olduğu ve G'nin tek olduğunu unutmayalım. Burada F2 3 vermiş. Şimdi F2 sevgili arkadaşlar 3'müş. Ben o zaman g'nin çift fonksiyonu olduğunu kullanaraktan f-2'nin de 3 olması gerektiğini ben sorun içerisinde kullanabilirim. Not alalım bunları. g2 eğer 4 ise g2 eşittir eğer 4 ise g eksi 2'yi düşünecek olursam bu da tabii ki bunun eksilisi yani tek fonksiyon olduğu için eksi 4'e eşit olacak dedik. Bunlar kullanılabilir. Şimdi geçelim sorumuza. f eksi 2 var. f eksi 2 kaçmış? Bak 3'tü değil mi? O zaman yazalım. 3 artı Şuradaki 2 zaten var. Çarpı g eksi 2. Hocam g eksi 2 de eksi 4 diyor. O zaman onu da yerine yazdım şu şekilde. Daha sonrasında bölü diyorum. Alt kısımda ne var? g 2. g 2'nin zaten 4 olduğu verilmişti. f eksi 2 o da zaten 3'tü. Dolayısıyla 4 eksi 3 dedim. Üst taraf 3 eksi 8. Alt tarafta 4 eksi 3'ten 1 yapar. 3'ten 8'i çıkarırsa eksi 5 gelir. Bu da bize cevabı verir diyeceğiz sevgili gençler. 24 f fonksiyonu nasıl bir fonksiyonmuş arkadaşlar? tek fonksiyonmuş. fx eşittir bla bla olduğuna göre fm kaçtır diye soruluyor. m'yi bulmak şart değil mi? Peki madem bu fonksiyon tek fonksiyon gençler. O halde ben fx eşittir dedim. x üzeri 5. Şimdi bak f eksi x neydi? Eksi f doğru mu? Eksi f x'te 3'ü çarparsam eksi 3 tane f x yapar. Ve artı m eksi 2'miz de oluşsun dedik burada. Ben şimdi şuradaki eksi 3 f x'i alalım. Şu sol tarafa bir atayım bakalım ne olur? 4 tane fx olur. 4 tane fx dedim eşittir. x üzeri 5 artı m eksi 2'dir dedik arkadaşlar. Bu arada f fonksiyonunun tek fonksiyonu olduğu yine işimize yarayacak. Çünkü burası tek fonksiyonsa 4 ile çarpıldığı zaman yine tek fonksiyon olmak zorunda ki tek fonksiyonların içerisinde bu şekilde sabit terim olmuyordu. Çünkü sabit terimlerin yanında x üzeri 0 var. X üzeri 0 olursa çift fonksiyon oluyordu. E demek ki bu tek fonksiyonsa bu sabit terim olmayacak. Yani burası neye eşit olacak? Hop sıfıra. Madem sıfıra eşit olacak M kaçtır? 2'dir. Yani benim aslına bakarsam 4 çarpı fx dediğim fonksiyonum x üzeri 5'in ta kendisiymiş. O halde fx fonksiyonu nedir arkadaşlar? fx fonksiyonu x üzeri 5 bölü 4'ün ta kendisidir. Benden ne isteniyor? Fm. Şimdi ben m'yi kaç buldum? 2. m'yi 2 bulduysam o halde fm dediği şey f2'dir. Benden f2 isteniyormuş. f2'yi bulmak için de burada x gördüğüm yere artık 2 yazacağım. 2'nin 5. kuvveti 32 bölü alt kısımda 4'ümüz var. 32 bölü 4 de bana neyi verir? 8'in ta kendisini verir. O halde doğru cevabımız da 8'dir diyebiliriz. Evet gençler gayet hoş ve tatlı bir soruydu. Şimdi ise sağ üst tarafa doğru geçiyoruz. Sağ üst tarafta bileşke fonksiyon mevcut. Şimdi bileşke fonksiyonla alakalı neler yapılabilir? Neler söylenebilir? Buna bir bakalım. Şimdi ben buradan bir x elemanı A kümesinde bir x elemanı olduğunu düşünelim. Ve daha sonrasında buradan buraya f fonksiyonu aracılığıyla bu x taşınsın. x'in görüntüsü ne olacaktır? Hocam tabii ki fx olacaktır değil mi? x'in görüntüsü f(x). Peki B'den de C kümesine bir g fonksiyonu tanımladığımızı düşünelim. Şimdi f(x)'in görüntüsünü arayacağım. f(x)'in görüntüsü de g'nin içerisine girmiş bir f(x) olacaktır sevgili arkadaşlar. İşte şimdi ben madem bu A ile C kümesi önce f fonksiyonuyla daha sonrasında g fonksiyonuyla bu şekilde birbirine bağlanmıştır diyorum. Ben direkt o zaman bu buradaki A kümesini buradaki C kümesine taşıyacak bir argümana ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde parça parça taşımaktansa işte bundan kaynaklı da şunu yapıyoruz. Benim fonksiyonum ne çıktı? X'leri aldı hop götürdü neye? G'nin içerisindeki fx'lere götürdü. O halde benim arkadaşlar burada artık bileşke dediğim bir fonksiyonu icat etmem gerekiyor. Buna da biz ne diyoruz? G, G bileşke f x'tir diyoruz. Şimdi öğrencilerimizin genel olarak yanıldığı, genel olarak yanlış yaptığı bir durum var. Ne bu durum? Adam görüyor diyor ki ha burada f var diyor. Burada da f g var diyor. O halde diyor ki bu fonksiyon f bileşke g x fonksiyonudur diyor yanılıyor. Şimdi buradaki yanılgı neyden kaynaklanıyor? Şunları şu şekilde fark etmediği için. X'i alıp f yardımıyla fx'e f(x)'i alıp g yardımıyla g f(x)'e dönüştüren fonksiyonda burada g'nin içerisinde bir f olduğunu kaçırıyor. Çünkü neden kaçırıyor? Adam direkt şuraya bakıyor. Önce f sonra g varsa o zaman önce f sonra g olacak diyor. Aslında bakarsan yine önce f'se demek ki önce f olacaksa önce f'i halletmem gerekiyor, sonra g'yi halletmem gerekiyor. İşte bu kısmı kaçırıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada solda f, sağda g varsa bu fonksiyon gof oluyor. Eğer burası g, burası f olsaydı f bileşke g x derdik. Tamam. Bunları soruların içerisinde o diye okuyabilirsiniz. Okumanızda sıkıntı yok. Tamam mı? Yani ama siz onların o harfi olmadığını bilin. Bunlar bileşke işleminin işareti arkadaşlar. O gibi de de şöyle biraz küçük o gibi. Tamam mı? Yani aslına bakarsan şu şekilde yazmamız daha doğru. Böyle daha küçük yazmamız daha doğru. Ama hani e alışkanlığı ve dil alışkanlığı gof, fok işte foho falan yazıyoruz yani orada sıkıntı yok. Bileşke fonksiyon bu işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim notumuza. Eğer ki ben fonksiyonu tersiyle bileşke işlemine sokarsam ki bu şekilde veyahut arkadaşlar tersinin içerisine f'i yazarsam işte bu şekilde işte burada çarpma işlemi ve bölme işleminin çarpı yani şöyle bir fonksiyon, bir sayıyı çarpma işlemine göre tersiyle çarpma işlemine iş, iş, işleme sokmak gibidir. Yani bunu bire eşitler değil mi? Şimdi o zaman buradaki f ve f'in tersi f ve f'in tersi götürür birbirini diyeceğiz. Ve karşımıza sadece x kalır diyeceğiz sevgili gençler. 25. örneğimize bir bakalım isterseniz. Diyor ki şimdi fx fonksiyonu ax artı 5 olarak verilmiş ve gx fonksiyonu da x artı a olarak verilmiş bize. F G, X, G F, X e eşitse demiş. A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada FGX dediği şey F'in içerisinde Gxi yaz demek. Yani F'in içerisine X artı A'yı yazarsan işte bu G'nin içerisine bu sefer şunu yazalım. GfX F X demekte de hangisi oluyor? G'nin içerisine A X artı 5 olmuş oluyor. İşte bunlar birbirine bu şekilde eşit oluyorlarmış. Şimdi f fonksiyonunda x gördüğüm yere x artı a'yı yazarsam ben a parantezinde ne yazacaktım? x artı a yazacaktım. x artı a artı bir de 5'imiz var. Şimdi g'nin içerisine yani şuradaki x gördüğüm yere a x artı 5'i yazalım. a x artı 5 ve artı a diyeceğim sevgili arkadaşlar. İşte bu ikisi birbirine eşitmiş. Şuradaki 5 de şuradaki 5'i yok edebilirim. A'yı içeri dağıtırsam AX artı A'nın karesi yapar eşittir. AX artı A diyebiliriz. AX'ler her iki tarafta olduğu için bunlar birbirini götürür ve geriye sadece A, A kare eşittir A kalmış olur. Şimdi A kare A'ya nasıl eşit olur? Bunu şu şekilde düşünebilirsin. A kare eksi A eşittir sıfır dersen A parantezinde A eksi 1'in kaldığını görürsün eşittir sıfır. Burada A'ya sıfırdır ya da 1'dir diyeceğiz arkadaşlar. Ve alınabilecek değerler bunlardır işte. Bunların da toplamı ne yapar? 1 yapar. O halde doğru cevabımız da 1'dir diyebiliriz. Evet bir sonraki sayfamızla devam edelim sevgili arkadaşlar. 26. örnekteyiz. Şimdi fx ve gx fonksiyonları verilmiş. fx 4x artı 6 gx de 2x artı k olmak üzere f bileşke gx g bileşke fx eşit olduğuna göre k kaçtır diye soruluyor. Önce şu taraftan başlayalım. F bileşke g e yani biz burada f'te x gördüğümüz yere 2x artı k'yı bir yazalım bakalım. 4 parantezinde 2x artı k dedik ve daha sonrasında 6'yı ekledik ve işimiz bitti burayla. Şimdi g g'de x gördüğümüz yere f'i yazacağız. Yani sevgili arkadaşlar şurada altta x görülen yere 4x artı 6'nın ta kendisini yazacağız. 2 parantezinde 4x artı 6 dedim ve artı k'yı da ekledim bitirdim. Eşittir diyorum artık. Pekala. Dağıtalım içeri. 8x artı 4k artı 6 dedim. Eşittir. Burada ise 8x artı 12 artı k dedik. Burada 8x'lerin gittiğini zaten görüyorsunuz. Daha sonrasında şurada bir 4k'mız var. Şuradaki k'yı alıp 4k'nın yanına götürecek olursak 3k kalır. Eşittir. 6'yı da 12'nin yanına götürürsem 6 olur. 3K 6 ise tabii ki K kaçtır arkadaşlar? 2'nin ta kendisidir diyeceğiz. K sorulmuştu. Cevap 2 olacaktı. Devam 27 ile F ve G birer fonksiyonmuş. Ve 3X artı 8'miş F'in kuralı. F'in içerisinde Gx bize X'i veriyorsa Gx fonksiyonunu bul demişim. Şimdi F'in içinde Gx, X'i nasıl verir arkadaşlar? Ancak şu şekilde. Eğer ki F'in tersi fonksiyonu gx e eşit olursa ancak bu şekilde f gx x'i verir. Çünkü f içerisinde gx gördüğüm yere ben f'in tersini yazacak olursam şu şekilde. Böylelikle sevgili arkadaşlar burası x'e eşit oluyordu. Nasıl f ile f'in tersi birbirini götürüyordu ve burada sadece x kalıyordu. O halde ben gx'i bulmak istiyorsam f'in tersini bulacağım demektir. Hadi bulalım f'in tersi. Nasıl bulunur? F'de öncelikle 3 ile çarpılmış, 3 ile çarpılmış bizim fonksiyonumuz ve bu birinci işlem, ikinci işlemde 8 eklenmiş. Şimdi ben hem terse gideceğim, hem de anti işlemler uygulayacağım. 8 eklemenin tersi, 8 çıkarmaktır. 3 ile çarpmanın tersi de 3'e bölmektir. Şu an f'in tersini bulduk, o halde f'in tersi de g(x) e eşit olduğuna göre g(x) fonksiyonu budur diyebiliriz. Evet arkadaşlar, geçtik 28'e f 1 bölü x artı 1 eşittir 1 bölü x denilmiş arkadaşlar. fx fonksiyonu isteniyor bizden. Yani ben şurada x'i yalnız bırakmam gerekiyor. Peki ben burayı x'e benzetebilmek için ne yapmam lazım? Şimdi öncelikle 1 bölü x artı 1 fonksiyonu var. Eğer ki ben bunu ters çevirirsem, ters çevir dedim. Yani çarpma işlemine göre tersini aldığım takdirde x artı 1'i elde ederim. Şimdi elimde benim x artı 1 var ve bu durumda eğer ben bundan 1 çıkarırsam 1 çıkarırsam neye elde etmiş olurum? Tabii ki x'i elde etmiş olurum değil mi? Şimdi burada x'i elde etmektense biz 1 bölü x'i elde edelim. Böylelikle içeriye hangi işlemler uygulandıysa dışarıya da aynı işlemleri uygulayarak bulabiliriz. Bak x'i elde ettim ya 1 bölü x'i elde etmek için de yine benim ters çevirmem gerekiyor değil mi? Ters çevir diyelim. Böylelikle 1 bölü 2'si elde ederiz. Şimdi f fonksiyonu hangi işlemleri yaparak içindeki ifadeye kuralını elde etti? Ters çevirdi. 1 çıkardı ters çevirdi. Şimdi o zaman fx fonksiyonu kuralı ne olur? İçindekini ters çevirir 1 bölü x. 1 çıkarır bu olur. Ve bunu da hop ters çevirir. İşte arkadaşlar fx'in kuralı bu oldu. Pekala Direkt bunu bırakabiliriz bu şekilde ama düzenleyebilirsin tabi. Hani 1 bölü, 1 bölü x eksi x bölü x dersin. Buradan olur sana 1 bölü 1 eksi x bölü x. Bunu da da ters çevirip çarparsan x bölü 1 eksi x gelir. Zaten şununla şu aynı şeydir. Dolayısıyla fx'e hani şıklarda sevgili arkadaşlar şu olmazsa bu mutlaka olur. Direkt belki bunu da verebilir ama şunu verme ihtimali daha fazla. Alttakini verme ihtimali daha fazla. Cevap bu olur diyebiliriz. Ben burada aslında şunu yaptım. İçeriye hangi işlemler uygulanarak dışarısı elde edilebilir? Bunu bulduk. Böylelikle f fonksiyonunun çalışma e, yöntemini bulduk. F fonksiyonunun çalışma yöntemi ters çevirip bir çıkarıp ters çevirmekmiş. E, o halde fx'de aynı fonksiyon olduğuna göre x'e de aynı işlemleri uygularsa kuralını elde edecektir. İşte burada ters çevirdi bir çıkardı ve ters çevirdi diyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevap bu oldu dedik. Devam ediyorum 29. örnekte. f2x artı 1 5x artı 7 olduğuna göre fx fonksiyonunun kuralını bul demiş bize. Bulabiliriz rahatlıkla nasıl bulacağız? Şöyle yapalım öncelikle. Ben 2x artı 1'e hangi işlemleri uygulayarak 5x artı 7'yi elde edebilirim? Önce bunu bir bulalım. Şimdi burada ben bu ifadeyi 5 bölü 2 ile çarparsam 2x artı 1'i ne yaptık arkadaşlar? 5 bölü 2 ile çarp diyorum. Pekala. Bölü 2 zaten şurayı yok edecek. Bu da 5x artı 5 bölü 2'yi verecek bize. Daha sonrasında ben 5x artı 5 bölü 2'ye hangi işlemi uygularsam 5x artı 7 gelir. 5x elde ettim ya şimdi 7'yi elde etmeye çalışıyorum. 5 bölü 2 zaten 2,5'tur. 2,5'un üzerine ben 4.5 daha eklersem 7'yi elde ederim. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar 9 bölü 2 eklemem gerektiğini anlıyorum. Artık bu da bize 5x artı 9 bölü 2 eklersek 14 bölü 2'den 7'yi verir. Hangi işlemleri uyguladık? 5 bölü 2 ile çarptık ve 9 bölü 2 ekledik. O halde fx fonksiyonun kuralı neymiş? İçeriye hangi işlemleri uyguluyoruz? x'i 5 bölü 2 ile çarpıyoruz ve 9 bölü 2 ekliyoruz diyebiliriz. Bu da bize zaten 5x artı 9 bölü 2'nin ta kendisini verir. fx fonksiyonumuz budur diyebiliriz. Devam 30. örnek. fx'in kuralını vermiş x kare. gx'in kuralı 1-x ve hx'in kuralı da kök x olduğuna göre bizden istenen şey şu f bileşke g bileşke hx. Yani f'in içerisine diyor g'yi, g'nin içerisine de hx'i yaz demiş bize. hx yani kök x'i aldım. Şurada yerine yazacağım. Ne gelecek burası arkadaşlar? 1 eksi kök x gelecek. Bu 1 eksi kök x'i de alıp hop şurada yerine yazmam gerekiyor. Yani 1 eksi kök x'in karesinden bahsediyoruz. Birincinin karesi artı ikincinin karesi. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı dersem cevap karşıma çıkar. Bu fonksiyon sevgili arkadaşlarım 1 artı x eksi 2 kök x'in ta kendisiymiş kuralı diyebiliriz. Ve 31. örnekteyim. fx fonksiyonu x kare artı 1 olarak verilmiş. f bileşke f bileşke, bileşke fx'in kuralını bul demiş. Şimdi öncelikle içeriği yaparsam f'in içerisine f yazacağım diyor. Yani x gördüğüm yere x kare artı 1 yazacağım. x gördüğüm yere x kare artı 1 yazarsam bunun karesi artı 1 gelir. Burası f fx. Bunu da götür yine burada yerine yaz demiş. Yani ben bu sefer bunun karesine yine 1 ekleyeceğim diyebilirim. İşte sevgili arkadaşlarım f f f x'in kuralı budur. Ya bu şekilde verilmediyse ne olur? Açarsın karesini. Yani şuranın karesi x üzeri 4 artı 2 x kare artı 1 vardı artı 1 de burada artı 2 yapar. Bunun karesi artı 1 dersin. Bu şekilde bırakırsın. Üçlü terimin karesini aldırmaz sana ÖSYM. I. Evet bir sonraki sayfamızda fonksiyonun tersi var arkadaşlar. Fonksiyonun tersiyle alakalı olan kısım sevgili gençler bir sonraki videomuzda ele alacağız. Bir sonraki videomuzda fonksiyonun tersini işledikten sonra ise neler yapacağız ona bakalım. Hemen şöyle biraz uzaklaşalım. Fonksiyonun tersi, ters fonksiyonun özellikleri ve fonksiyonda grafikli soruları işleyeceğiz arkadaşlar. Ve böylelikle 5 videoda Fonksiyonları, TYT fonksiyonları bitireceğiz. Daha sonrasında ise yine burada ödev testleriniz olacak. Ve ödev testlerinden sonra da yine sevgili arkadaşlarım ne yapmamız gerekiyor? AYT fonksiyonları ele alacağız. AYT fonksiyonları da bitirdikten sonra artık fonksiyonlarla işimiz kalmayacak inşallah. Evet arkadaşlarım herhangi bir isteğiniz arzunuz olursa, bir şikayetiniz olursa, bir öneriniz olursa bunların her birini dikkate alacağım. Yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.